Evet, dayı gelmiş. Dayı, altın şişhane üstün Kasımpaşa. Bu nasıl olacak bu işler ya? Nasıl Kasımpaşa? Şişhane sormuş. Milli forma da güzelmiş. Herhalde ya. Ha? Herhalde ya. Hoş geldin. Bak şimdi gel sana şey göstereyim. Bak bunları hep ben ekmişim dayı. Limon değil mi? Bak. Bana limon lazım. Şundan bir iki kopartma, tane kopartma, kopartma. Daha olmadı. Alırım. Daha olmadı dayı, olmadı. Bir iki tane bak, alırım. Bak gel, burası şey. Domateslerim de artık bitti tabii, domatesin mevsimi de kaldı. Kopart onları. Olmuş değil mi? Kokusu bile güzel abi. Aa, dur bakayım. Şurada da var, şurada da var bak gel. Kopart onları. Dayı bunlarda hiç şey yok. Organik diyorsun. Tamamen yok, gübre bile yok. Ona söyleyeyim mi? Hakikaten güzel ya. Şunu bir götüreyim ya. Oh, mis gibi kokuyor. Nasıl? Güzel abi. Ha? Doğal ya. Şey kaldı. Emre Bol, çiftçiliğe başladı bak. Domates çekiyor. Şu gördüğünüz ufacık yerde. Domatesin kralı sıfır gübre. Bu arada Fenerbahçe takım. Güzelmiş. Evet. Sen bu sağlıklı. Keşke bu hafta Trabzon forması giyseydin. Keşke bu hafta mangal yakayım mı sana? Böyle ha? Allah Allah. Bak şimdi. Şimdi Turgay abiyle biz zaman zaman mangal yapıyoruz. İlk defa Turgay abi benim mangalımı yiyecek. Ulan kendisi, zaman zaman mangal yapıyoruz. Dedi. Kendisi ilk defa sen benim mangalımı yiyecek. Ha. Senin yaptığın ne diyor? İsmine şöyle söylüyor. Sakın kardeşlerimiz kusura bakmasın. Çingene mangalı diye bir mangalı var bunun. Hayır. İsmini orman koydu. Mangalı diyor. Çingene orman mangalı işte o. Orman mangalı. Orman mangalı. 5 dakikada çalıyı çırpıyı falan böyle şey yapıyor. Evet. Abi öyle mangal yapılmaz ki ya. Mangalı o. Ben et yemek için. Eti odun ateşi pişirmek için yapıyorum. Gel sana yani, gel sana ben bir mangal yapayım. Al şu domatesi. Bir dakika dur şimdi dur. Hemen mangala geçme. Bunları konuşalım. Konu var abi. Konuşacağız abi. Konuş yayıncı ona. Kuruluş bak çekiliyor diyorlar, bilmem ne diyorlar. Abi yayıncı kuruluş zaten. Ne diyorsun abi? Kimse kusura bakmasın da. Yayıncı kuruluş zaten şu paraları verdiği için bir pişman. Bizim bildiğimiz kimse kusura bakmasın. Türkiye bu kadar etmez. Tamam da kardeşim imza atmışsın. Sözleşme yapmışsın. Ha sözleşmenin şartlarını yerine getireceksin. O hep başka diyoruz ya futbolculara, kulüplerine diyoruz. Ver kardeşim imza atmışsın adamla. Ver parasını diyoruz değil mi? Lens'e diyorsun. Falcao'ya diyorsun, Mustafa'ya, neyse. Evet. Yayıncı kuruluş da imza atmış. Bana mı sordu imza atarken? Yani. Doları de, sabitlemiş imza atarken. Hem doları sabitlediler, hem rakamları düşürdüler. Her şey kulüplerin aleyhine. Abi yani burada hakikaten en çok sıkıntı çekecek adam Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir. O da iki arada bir derede kalmış. Hem kulüpleri memnun etmek istiyor. Hem bu yayıncı kuruluş çıkarsa ne yapacak? Kim alacak? Bu paraları kim verecek? Onu da biliyor adam. Öyle bir formül de yok. Tabii. Yok tabii canım. Yani en şu arada kaldı yani şu an. Yayıncı kuruluşa sıkıntı şu. Adam bıraktı gitti. Ne yapacaksın? Tazminat ödedi. 200 milyon dolardan fazla satamazsın şunu diye. Bak ay, ben sana rakam söyledim. Bu sene hiç satamaz. Niye satamazsın? X bir adam aldı. Ne zaman dekodör satacak? Ne zaman sistemini kuracak? Tabii tabii. Mevcut biri alabilir. İşte atıyorum Demirören grubu alabilir mesela. Sistemi olan birisi. Yani... Sistemi olan birisi. D-Smart olarak. Evet. Ya da açık kanal. TRT Aspor açık kanal olur ama bu rakamları bulamazsın. Mümkün değil. Bu rakamları bulamazsın. Dolayısıyla o zaman iş devlete kalacak. Devlet, evet. Devlet de bunun farkında. Devlet o yüzden diyor ki anlaşmanın bir yolunu bulsunlar. Sonuçta kulüplerin borcu kalmış devletin sırtına. Yani. Bankaların. Üzerine yayıncı da çekilirse o yüzden o şey ama herkesin kendi açısından haklı olduğu bir yer var. Fakat işin en son geldiği nokta nedir abi? İmzalar. Atmışsın abi, geçmiş olsun. Ya ödeyeceksin. Öyle yok. Bir Michael Jackson var, Beyin Sport. Bir de kusura bakmayacaksın var. Kusura bakmayacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Spor kanalda spor aboneliğim var benim. Ben spor bile History Channel'da gitmiş. Sen hakikaten abone misin? Vallahi billahi. Sen abone misin ya? Lan çapsın ya. Sen kaçak kullanıyorsun. Ya yok. Durur musun? Ben hayatımda ne korsan taksiye bindim. Bak senin hayatın korsan taksiye geçmekle tamam mı? Her şeyi kaçak kullanıyorsun. Hiçbir şeye para vermeyen bir adamsın dayı. Hay Allah'ım yarabbim. History Channel gitmiş abi. Kişi herkese kendi gibi. Şey, History Channel. Ha. Dayı. Bu bir sene oldu bir deli. Sen yeni fark ettin. Bir sene ben işten güçten bakamıyorum. Televizyon mu seyrediyoruz? Şey yazıyorsun Twitter'a. En çok izlediğim kanal diyorsun. Daha evet öyle. Yok. Bir sene önce kapandı haberin yok. Bir sene olmamış canım baktım. 6 ay. 6 ay dolmamış. Ya 3 ay diyelim. Bu da avcı burası. 3 ya da 2 ay. Bu da avcı şey gibi oldu. 3 ya da 2 ay olmuş. Öyle bir geyik vurdum diyor ya. 10 metre. 5. Adam öksürünce 3. Yok yok. Ama yani
Abi biz onlara para veriyoruz. Ben açıp ne yapacağım? Şey mi seyredeceğim abi? Bu domatesi sen mi yaptın ya? Çok güzel olmuş. Ben yapmadım. Allah'ın verdiği bir nimet o bize. Yani hakikaten sen mi ettin? Oraya bağladın mı? Çok kolay koptu da o yüzden diyorum. Çok güzel değil mi ama? Biraz da mangalı bıraksaydın da yerdik belki biz de. Ha? Bak. Bu dünyada, bugünkü dünyada doğal ne bulur? Ot bulsan yiyeceksin. Doğal. Gel gel otlar diye. Doğal. Bak söylüyorum. Ot da doğal. Ki... Tabii şu bahçe, bahçenin kesilmesi lazım. Gelen misafirlerime ben böyle bir kestiriyorum. Yarın keseriz, keseriz. Bir ara, bir ara. Hallederiz. Daha sonra bizim YouTube kanalımızda yukarı bir markaya varacaksınız. Teknoloji yatırımı yapıldı. Yaptık. O yüzden her şey çok farklı olacak. Kurgusu, murgusu, her şeyle. Bambaşka bir YouTube kanalı. Aynen. Bu bir ilk denememiz sadece. İlk denememiz. Bundan sonra ortak Emre Bol ve benim YouTube kanalımızdan ortak gidecek. Peki. Başım, gel gel. Şimdi burada çek şurayı abi. Burada langırt var. Fakat langırtı kapattım tabii. Yağmur camur evet. Falan filan olunca kapattık. Koronadan dolayı değil. Orayı... Şimdi arkadaşlar kanatları sosladım. Dayım gelecek diye. Biraz ucuza kaçtım şimdi. Kusura bakmayın ama yani et pahalı arkadaşlar. Artık et pahalı. Kanat konusunda burada çok ciddi bir şey. Kanat değil mi? Bildiğimiz kanat. Kanat. Evet. Biraz ucuza kaçtım. Kabul ediyorum. Tavuk ama kanadım en azından. Ama benim kanadımı, benim yaptığım kanadı, sosladığım kanadı bir yiyecek, bir yürüyecek. Notu kendisi versin. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Biz gelirken. Biraz sonra mangal başında görüşürüz. Evet şimdi Emre Bolu yakaladı. Bak işbirliğinin kılıç kuşanındayız. Evet. Biz mangalı öyle şeyle falan yapmam, uğraşmam da mangalda. Bak şimdi. Bak, sen bulamazsın, ben bulamam, bu bulur, buldu. Bak, gerçekten koronavirüsün dedi. Herkese tamam işte kokuyor falan diyorlar, iş yapıyoruz. Kokar dokuzlar, bu mu? Kokar ama gerçekten çok faydalı, yiyor musun? Sarımsak severim. Yani her salatada olur bizde. Her yemekte, her mesela şeyde de olur. Sen böyle bir İtalyan tarzı, İtalyanlar da çok sever biliyorsun. Tabii şeyi. Ben severim. Pizzayı zaten benim dedem buluyor. Tabii. Önce pide de, ama bizimkiler pide diyor sadece, o kadar sıkıntı var. Adını biraz değiştirmişler. Değişik koymuşlar. Yani aslında bizim pide, bizim pidenin üzerine biraz sucuklu, salamlı, peynir direkt diye bir şey. Dört peynirli pide işte yani. Dört peynirli pide. Ne diyor? Adı ne onun? Hangisi? Dört peynirli pide. Pizza işte. Quattro formaggio. O İtalyano piero. Quattro formaggio diyorlar yani. Şimdi hafta sonu derbi maç var. Evet. Fenerbahçe Trabzonspor. Evet. Nedense Turgay abi bir şey söyleyeyim mi? Herkes Fener'i şu direkt favori görüyor. Ben maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Buyur. Totem yapmaya başladı. Ya kardeşim. Totem yapmayı bırak. Burada gerçek fikirlerini söyle. Ya ben söyleyeyim. Gerçekten öyle. Gerçek. Ben sana şöyle söyleyeyim mi? Benim düşüncemi söyleyeyim. Ben iki takımın antrenmanlarını izliyorum. Bizim programda veriyoruz bazen. Antrenmanlarını izliyorum. Fenerbahçe'deki çalışma disiplinine bakıyorum. Oyuncuların böyle birbirlerine muhabbetlerine bakıyorum. Trabzonspor da arkasından veriyoruz. Denk geldi açık sandırıma. Bakıyorum ben bir defa antrenmanda bir defa Fener 1-0 önde. Benim gördüğüm. Yani Trabzon'da bir sahte bir rahatlık var. Şimdi bak tamam. Şöyle bir şey var. Hazır olan taraf Fenerbahçe. Daha kaliteli olan taraf Fenerbahçe. Hocası daha iyi olan taraf Fenerbahçe. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman Fenerbahçe elbette favori. Gönlümden de elbette benim Fenerbahçe'nin kazanması geçiyor ama nedense yani Turgay abi bana bazen böyle içime doğar. İçine doğar. Malum oluyor. Bazen içime doğar. Aptala değil ama. Abdala malum. Yani kalbi temiz. Şimdi geçen gün şeyi okudum. Bizim Atilla abi Mustafa Cengiz'in, Sayın Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı'nın yakın çevresine dayandırarak bir yazı yazmış. Evet. Şimdi bir kere arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu yakın çevresi ayağı göz ayağı. Yakın çevresi, makın çevresi yok. İçeride inanılmaz bir savaş var Turgay abi. Galatasaray Fener mi? Fatih Terim başkan arasında inanılmaz bir savaş var. Sen buradan Fatih Terim'e nasıl geçtin? Fenerbahçe Trabzon'u konuşuyor. Gündemi konuşuyoruz abi. Ben Fener Trabzon'a bir görüşümü söyleyeyim. Ben. Abi söyledin işte. Daha iyi bir önemli olan taraf Fenerbahçe değil. Bak çok net söylüyorum. Hani derbilerin sonucu belli olmaz falan filan çok da iddialı konuşmayı sevmem burada. Fenerbahçe 1-2 farkla rahat kazanır.
birkaç dakika rahat kazanalım. Ağzın bal yesin. Onu geçelim şimdi, gelelim bak şimdi. İnanın ben sana bir şey söyleyeceğim. Yakın çevresi ayağa, göz ayağa. Başka bir şey soracağım. Başkan çok net bir şekilde Atilla abiye röportaj vermiş. Fakat ne yapıyorlar bu işlerde sen de biliyorsun, ben de biliyorum değil mi? Yakın şimdi şey. Eskiden şey olurdu bizim futbolculara. Atilla bugün bir de çok kibar bir özür koymuş ama özürdü bile hani yani. Raporunu inkar etmiyor gibi bir şey var. Şimdi şeyde eskiden futbolcuları biliyorsun Fener'de şey vardı. Yasak vardı. Basından konuştuğunda 20 bin euro geçiriyorlardı abi. Şimdi futbolcuyla konuşuyorsun, aman abi benim ağzımdan yazma. Şimdi ne yapacaksın? Yakın yani çevresine şey... söylediği, dediği öğrenildi. İddia edildi filan diye bu tip şeyler yaparak. Tesadüfen berberinde yaptığı konuşmadan. Ha arkadaşıyla. Kız arkadaşının. Kızının arkadaşı duyuyor, baban hakkında böyle konuştular diyor. O da ona söyleyince haber de böyle çıkıyor. Ha. Yoksa adamın konuştuğu falan yok. Yani arkadaşlar okuduğunuz haberlerde izlediğiniz haber dediği öğrenildi. Yakın çevresine konuştu gibi ifadeler görürseniz, duyarsanız benden size bir tavsiye. Muhtemelen muhatabıyla konuşulmuştur. Aynen. Buyurun 40 yıllık gazeteci sen söyle. Aynen. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Şunları çeksene ya, bu biberleri dayı aldım. Çek şunları, biberleri çek. Gel şöyle. Getir abi biberleri, getir abi bak biber. Bunları dayı aldım. Acım yaklaş ya. Yaklaş, uzaklaşıyor mu ya? Sen niye uzaklaşıyorsun? Ya bu kameraman ne yapacağız biz abi? Sen niye uzaklaşıyorsun? Yaklaş ya? Abi. Çek şu patlıcanları çek. Yıllarca kameramansız yayın yaptık daha iyiydi. Ha. Bu biberler dayı çok acı. Söyleyeyim sana. Baba, sen acıyı seviyorsun diye. Acıyı severiz. Şimdi birazdan... Arnavutuz oğlum biz. Acı nedir? Hani var ya Erzurum'un bir anı yapıyor. Ağzına bağlı. Ulan diye. Ulan şimdi sana bir şey soracağım. Şu laftan ne anlıyorsun? Ben bir yorum yaptım ona bugün programda da, insanlar dediler sen işte yanlış yorumluyorsun. Başkan diyor ki, Galatasaray Başkanı. Fatih Terim'i çağırdım, 2 dakikada koşarak gidiyor. Oo çok önemli bir ifade o, biliyor musun? Ne diyor abi sence? Ünal Aysal'ın, Sayın Ünal Aysal'ın eski Galatasaray Başkanı'nın yaptığı benim değil, çalışanım mı? Elemanım. Personelim. Elemanım lafıyla bence aynı kapıya çıkıyor. Aynı kapı. Demek ki bende bir arıza yok. Ben yok. De öyle anladım. Öyle anladım abi. Yani ben de, senin, hadi benim kalbim kötü diyelim, seninki de kötü. Yok ben kötü değil, benim kalbim abi, sen ne demezsin. Ya diyor ki, 2 dakikada kim çağırırsa 2 dakikada koşarak gidersin. Baba oğlun yanına git. Biz oğlanı çağırıyoruz. Gelmiyor 2 dakikada. Gelmiyor. Telefon açıyorum, açmıyor işte. Tabii. Onu bırak. Ben mesela Ata'ya diyorum ki. Ata neredesin diyorum. Baba niye soruyorsun? Diyorum. Bak buyur. Diyorum ki lan oğlum bir şey söyleyeceğiz. Hani civarda bir yerde. Baba bir şey söyleme şimdi, işim var diyor. O yüzden. Daha senin yani bir iş yükleyeceğini anlıyor. Diyor ki ondan yani niye soruyor tabii, ki yani. Tabii. Uyanık. Dolayısıyla yani. 2 dakikada koşup gelmiyor yani. 2 dakikada kimse koşup gelmiyor. Ama diyor ki Fatih Terim'e ben diyor çağırdım, 2 dakika aramız iyi diyor. Orada büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntı çok yakında patlar abi. Patlar. Nasıl patlar biliyor musun? Bomba gibi patlar. Durum diye patlar böyle. Bomba gibi patlar. Forma nasıl? Yeni sezon formamız mı? Yok ben Fenerbahçe'nin bu tarafında ilk defa şunu söyleyeyim. Ben çok beğendim bu seneki formayı. Bak onu söyleyeceğim. Çubuklu forma bu. Evet, çubuklu. Evet bu. Bu çubukluyu yıllarca saçma sapan şekilde yaptılar. Nasıl yaptılar? Turuncu yaptılar. Sarısını turuncu evet, yaptılar. Evet. Turuncu lacivert. Başakşehir gibi. Yeni geldi. Mavi yaptılar. Lacivertini mavi yaptılar. Yeni geldik Sivri'den turuncu mavi yaptılar. Yaptılar. Fenerbahçe'nin çubuklu forması bu. Laciverti lacivert. Sarısı da limon sarı kardeşim. Kanarya sarısı yani. Kanarya diye senin şeyin var. Şöyle yapanlar hep aklıma ne geliyor musun? Cukka. Cukka değil mi? Çocukluğumdan beri fenerliyim. Çocukluğumdan beri şunluyum, bunluyum falan diye indir. Şimdi o aslında böyle bir takımdan diğerine gidince sıkıntı olmuyor. Sıkıntı şeyde oluyor. Adam 4 takıma gidiyor mesela. Mesela Burak Yılmaz. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon diye. Burak Yılmaz? Öp bitmez yani. Tabii. Baba elindeki dudak aşılmaz. Hayır ama şöyle bir şey var. Mesela 2 takıma gitsen, hani 3 de değil, 4 çok fazla. 2 takıma gitsen şöyle diyebiliyorsun. Babamın takımı diye tutuyorum. Çocukken Fenerliydim, Galatasaraylıydım. Beşer babamın takımı, babadan yadigar. Ötekisi annemin takımı. Öbürüsü işte annem falan filan, ablam, kız kardeş diyor. Dördüncü ne abi? Yani dördüncü ne? Evet. Dolayısıyla bir şey bulamıyorsun. Dördüncü de zor oluyor. Yani. Ama iki takım küçükken Fenerbahçeliydim. Bir şey söyleyeceğim. Sen Beşiktaşlısın, ben Fenerbahçeliyim. Evet. Profesyonel futbolcusun. Evet. Anadolu'da oynuyorsun. Evet. Fener de teklif yaptı, Beşiktaş da yaptı. Fener'in teklifi Beşiktaş'ın teklifinden 1 milyon euro daha fazla. Hangi takıma gidersin? Beni karıştırma, başkasına soruyorum. Ben Beşiktaş'a giderim. Ben de Beşiktaş'a giderim. Biz bilmiyorum ben de. Ben
1 milyon euro fazla verene gidelim abi. Ben ne yapacağım 1 milyon fazla ya? Tık teknolojiyle beraber yeni kanalımızda diyoruz ki bu programa da bir isim koyacağız. Onu şimdi söylemiyoruz. Onun ismini de jenerikte göreceksiniz. Bundan sonra mangala geçiyoruz. Bitirmiyoruz. Mangala geçiyoruz. Yok, bitiriyoruz. Tamam, daha mangalı bırak.